Arkadaşlar verilen birinci ifade burada 2 bölü 100 ifadesidir. Çarpı ikinci ifade burada 5 bölü 1, 2, 3, 4 sıfır olduğu için 1, 2, 3, 4 yani 10.000 ifadesidir. Bu durumda bu ifadeler çarpıldığında yukarısı 10 gelir. Alt taraftaki ifade 1, 2, 3, 4 sıfır buradan, 2 sıfır buradan 10 üzeri 6'dır. Burada sadeleştirme işlemi yapıldığında yukarıda 1, aşağıda 10 üzeri 5 kalır. Bu durumda arkadaşlar 1'i 10 üzeri 5'e böldüğümüzde burada 0 virgül 0, 0, 0, 0 ne elde edeceğim? Burada arkadaşlar 5 olduğu için burada da 5 basamak olmalıdır. Bu durumda arkadaşlar 5 basamak olacaksa sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadede alt taraftan 1 basamak kaydırıldığı için bu ifade takla attırıldığında buradan ne elde edilir? 10 elde edilir. Arada eksi işareti var. Alt tarafta 3 basamak kaydığı için yukarıya göre bu ifade takla attırıldığında buradan 1000 elde edilecektir. Artı benzer şekilde burada 2 basamak kaydırıldığından bu ifadede takla attırıldığında 100 ifadesi elde edilir. Bu durumda bu ifadeyi ne yapıyorum? 178 ifadesine biliyorum. 10'dan 1000 çıkarsa eksi 990. Buradan da 100 eklendiğinde eksi 890 ifadesi elde edilir ve bu ifade 178'e bölündüğünde buradan eksi 5 elde edilecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar 1,8 ifadesi 0,125 ifadesine eşittir. Artı x ifadesi burada bir tam sayı ise yani örneğin 1 ise. Bu durumda bu ifade eşitliğin diğer tarafına alındığında x'in değerinin 0,875 olduğu bulunur. Yani x ifadesinin virgülden sonraki ondalık kısmı 875 olmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi yazarsam x artı yukarıdaki ifade devirli ondalık sayı 2 bölü 9'dur. Alt taraftaki ifade de 7 bölü 90'dır. Bu durumda değerli arkadaşlar şu iki ifade birbirini götürdüğü zaman burada 10 kalır. Ve bu durumda bu ifade x artı 2'yi aynen yazdım. 7 bölü 10'u ters çevirip çarptığım zaman burada 10 bölü 7 ifadesi oluştu. Ve bu ifade bu durumda x artı 20 bölü 7 ifadesidir. Bu durumda değerli arkadaşlar eğer ki siz burada x yerine hangisini yazarsanız bu ifade bir pozitif tam sayı olamaz. Sonuç tam sayı çıkacak. Bakın burada 1 bölü 7'yi kullanırsanız 21 bölü 7 tam sayıdır. Ancak 3 bölü 7'yi kullandığınızda x yerine 3 bölü 7 yazdığınızda 3 bölü 7 ile 20 bölü 7 ifadesinin toplamı 23 bölü 7'dir. Ve bu ifade bir tam sayı değildir. O halde x 3 bölü 7 olamayacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet Ayşe arkadaşlar bir kutu salça almış ve 7 virgül burada bir rakam yazılı 25 ifadesini ödemiş. Turşu almış ardından da bu yıl arkadaşlar 5,3 2 tane sayı yazılı. Şimdi ikisini topladığında bir tam sayı elde ettiğini bulmuş. Peki 5'te neyi toplarsam burası 0 yapar? Tabii ki 5'i. Bu ikisini topladığında burası 0 yapacak. Elde var 1. Şimdi 7'yi, 2'yi, 1'i ve buradakini topladığımda sonucun 0 olması için burada 7 yazıyor olmalıdır. Topladım 10 yaptı. Elde var 1. Şimdi burada 3 var. Burada 1 var 4. O halde burada da 6 olmalı ki topladığımız zaman burası 0 gelsin ve virgüllü kısım sıfırlansın. Burada 6, 7 ve 5'in toplamı arkadaşlar 18 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada verilen kesir nedir? 4'te 1'dir ve bu ifadenin sonucunun 0,25 yaptığını biliyorsunuz. Burada 8 bölme var. 8 tanesinden bir tanesini boyamışım. Bu ifadenin sonucu da 0,125'tir. Devam ediyorum. Buradaki 4 bölmeden ne yapmışım? 3'ünü boyamışım. O halde bu ifadenin sonucu da 0,75'tir. Burada ise arkadaşlar toplamda kaç tane bölme var? 6 tane bölme var. 6 bölmeden 3 tanesini boyamışım. Bu ifadenin sonucu 1 bölü 2 yani 0,5'tir. D seçeneğinde verilen ifade ise arkadaşlar 3 bölmeden bir tanesini boyamışsınız. Şimdi 1'i 3'e böldüğünüz zaman 0,3333 yani ne elde ediyorsunuz? 0,3 devrediyor elde ediyorsunuz. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. O ve pozitif tam sayılar olmak üzere işlemi şeklinde tamamlanıyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Önce şurayla başlayalım işleme. Bu ile olunca ne oluyormuş? 10 aşağıdaki 99 devreder. Bu nedir? 11'dir. Şimdi o zaman şu 11 ise o zaman şuraya bakalım. Burası da ne olacak? 11 999 devreder. Bu da ne olur? 12 olur.
O zaman şurası ne oldu? 12 oldu. O zaman ne olacak? 12, 9, 9, 9, 9 devreder. Bu da nedir? 13'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda içinde su miktarını gösteren elektrikli ısıtıcı görseli verilmiştir. Isıtıcının içindeki su miktarını gösteren çizgilerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Görseldeki ısıtıcının içinde 1.48 litre su olduğuna göre bu ısıtıcı en fazla kaç litre su alır? Şimdi şurası 3 parçaya ayrılmış. Sonra her biri 5 parçaya ayrılmış. Yani bu 7. devrede 15 devre var toplamda. 7 tane devre var. 7 tane devrenin her birine T kadar aldığını düşünelim. Zaten şurada da 0.10'da 5 ile başlıyor. Şurada 0.10'da 5'e eşit olduğunda bu ne oluyormuş? 1.48 oluyormuş. O zaman 7T 0.5'i buradan çıkarırsak burası ne olur? 0.98 olur. O zaman T ne olur? O zaman 98'i ne yapacağız? 7'ye böleceğiz. Bir defa 7, 28, 14. 0.14 olur o zaman. Şimdi bu 0.14'ü biz ne yapalım? 15T'yi hesaplayalım. 15T ile hesaplarsak ne olur? 2.1 olur. Bir de buna 0.15 ilave ediyorum. 0.15 ilave ettiğimde bu ne olur? 2.6 litre olur. B seçeneği olur. U, V, P 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere işlemleri tanımlanıyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi yuvarlak içerisinde olursa nasıl yapacakmışız? Yazalım. İlk iki basamağı yazıyoruz. 57'yi yazıyoruz. Sonra onlarla birler basamağı. Şu şekilde devreder şekilde yazacağız. Artı kare olursa ne olacakmış? U, V, P. O zaman önce V, P'yi yazacağız. Yani 52'yi yazacağız. Sonra P'yi yazıyoruz. 2'yi yazıyoruz. Sonra 8'i yazıyoruz. Şimdi bunlar eldesiz olduğu için toplanır. Toplandığı vakit bu ne olur? 9, 109 nokta şurası 99 devreder. Bu da nedir? 110'dur. O zaman şurası ne bulduk? 110 bulduk. Şurası şu 110 yani şurası. Bu 110 kare olduğu için şöyle dikdörtgen olduğu için ne yapacağız? 110. Şurası 110. Önce ne yapacağız? VP yani onu yazacağız. Sonra PU'yu yazacağız. Yani 0.1 devreder. Bunu yazıyorum. Sonra gelelim buraya. Bunu nasıl yazıyoruz? Bununla da ilk iki şeyi yazalım. 29. Sonra VP. Onlarla birler basamağını devreder şekilde yazıyoruz. Bu. Bu ne olur? Gene toplayabiliriz bunu. 39.99 devreder. Bu da kaç yapar? 40 yapar. A seçeneği.